Adam 23 lira almış. Bu çiftçi bitti. Bu çiftçi af oldu. Gübre almış 700 lira, 800 lira. Patatın bitiyorsa 23 lira. Şey işimizi yapamıyoruz. Bittik, biz bittik. Bizi siz kurtarın başkanım. Hep beraber beraber kurtaracağız. İnşallah başkanım, bizi de kurtarın başkanım. Başkanım üzüm para etmiyor, üzüm para etmiyor. Üzüm 1 dolardı, önceden 2 dolardı, şimdi 1 dolar ediyor. AKP milletvekilleri 2 dolardı, 2 dolar diye bağırdılar. 1 dolar zor satıyor. Genel başkanım, genel başkanım. Ama her şeye zam, 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 zam. Biz bittik artık. İnsanlar kendine asıyor, kendine başkanım. Bu memleketi bitirdiler. Her kendine asıyor. Ama şu yılda peş peşe 4 tane insanlar kendine astı. Mısır'da da bilet borç. Bitti vatandaş, bitti. 15 gün içinde 4 kişi intihar etti. 4 kişi kendini astı bu Alaşehir'de. Bu milleti bitirdiler başkanım, bizleri kurtarın. Ne olursun kurtarın. Beraber kurtaracağız. İnşallah. İnşallah başkanım. İnşallah başkanım. İnşallah başkanım. Altın kumuru Kılıçdaroğlu. Altın kumuru Kılıçdaroğlu. İnşallah, hiç meraklanmayın. Her şey çok ya, pahalı. Çiftçi olmasa, oluyor depo şu memlekette çiftçi olmasa hepimiz açlıktan. Aynen, yok. Sizin alın teri çok değerlidir, emeğiniz çok değerlidir. Başkanım gerçekten bitti, vatandaş evet, evet, bitti. Biliyorum, biliyorum. Vallahi billahi 4 tane insan borçlandı da kendini astı. Bu memlekette bitti başkanım. Aynen. Ya ne olursun bir çare bulma. Ya bu memleketi kurtaralım. Evet. Genel başkanım. 300 liraya şimdi doluyor 1300 liraya. Evet, evet. Evet. Genel başkanım toprak mahsulü. Hobisi evet. 2 dolardan aldı üzümü. Şimdi 1 dolara satıyor. Piyasada üzüm alan satan yok. Üzüm 6 ay vadeli üzüm veriyor. Çiftçi yerinde o, kaldı üzüm. O toprak mahsulleri ofisini çiftçi dostu ofis yapacağım. Hiç endişe etmeyin. Bizim Ahmet Başkan. Çiftçiyle rekabet mi eder Allah aşkına ya? İnşallah çiftçinin ürününü mü düşünür? Değerini mi düşünür? Bizim Ahmet Başkan. 1 kilo evet, üzümle 2 kilo alamaz. Sayın Başkanım 3 evet, evet, tane evet, çocuğum evet, var. Azot parası yüzünden çocuklarımın cebine harçlık koyamaz oldu. Evet, evet, yok, evet. Bir baba için ne ifade ettiğini tüm Türkiye duysun. Evet. Duyuracağız. Biz üretmek istiyoruz. Duyuracağız. Çalışmak istiyoruz. Sizin sözünüzü sadece Türkiye'de bütün dünyaya duyuracağız. İnşallah. İnşallah. Size güveniyoruz Genel Başkanım. Sağ olun. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Eyvallah, sağ olun. Hadi bakalım. Çok memnun oldum Genel Başkanım. Çok sağ olun. Hadi bakalım. Eyvallah, sağ olun. Başkanım, hadi bakalım. Sonuna kadar arkadaşlar. Başkanım, 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 bu yağmacılardan beraber kurtulacağız. Evet, beraber çalışarak kurtulacağız. Ama bizim kurtarın Genel Başkanı. Alın terinden yana olacağız. Artık emekten bu, yani yana olacağız. Yani canımızı doyduk. Tamam. Arazilerimizi ekemiyoruz. Evet. Bağlarımızı süremiyoruz. Evet, biliyorum. Kurtarın artık bizi biliyorum, yani. Yeter. İnşallah. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sabahleyin biz ezanla ayaktayız. Ezanla ayaktayız. Bizim ezan mesaimiz evet, hiç bitmiyor evet, zaten. Kaç bağlıyorsunuz? Biz insanına göre, dölümüne göre, dölümüne göre, insanına kaç day başı kaç ne çıkarırsa evet, ona göre bağlı. Bu işi kadınlar daha iyi yapıyor diyorlar. Kadınlar çalışınca öyle gerçekten. İşin ağır yükü kadınlar evet, da başkanım. Evet, evet. Kadınlar da erkek traktör işini yapıyorsa kadın evet, yer işi kadın yapıyor başkanım. Vallahi traktör işini de yakında kadınlar ele geçirir. Zaten bizim burada öğrenler için ele geçirdiğimiz erkeklere ihtiyacımız yok. Zaten bizim burada traktörü kullanamayan kadın evet, yoktur. Zaten yok, evet, traktör evet, yok kullanamayan. Başkanım. Az önce traktörün başında bir kadın evet, vardı da. Evet, traktörle. Çoğu kadınlar. Başkanım bizim sorunumuz çok. Hı. O kadar çok ki anlatmayla evet, bitmez. Başkanım ben gemiciye verilen mazottan isteyeyim. 24 lira oldu mazot. Evet. Mazot. Evet. Elektrik %195 zamladı diyorlar. Şartellere nasıl başlayacağız başkanım? Evet. Gübre aldık başkanım. İnan ki zehirciden çıkamadık. Biz bunlarla nasıl üretim yapacağız? Deliler gibi üretin diyorlar ama nasıl üreteceğiz evet, biz başkanım? Evet. Üretiyiz başkanım. Satacak pazar bulamayız. Üç tüccarın elindeyiz. Onlar pazar belirliyorlar. O fiyattan bir kişi bir kuruş üzerine çıkamıyorlar. Evet. Tutuyuz Kasım'ın onuna kadar beklediyiz. Yok alıcı yok. Veriyiz. Artık biz var ya dolandırılmaya da alıştık. Her yıl birisi geliyor bizi dolandırılıyor. Dolandırıldı. Kişilerden muhatabımız yok karşımıza. Aydemirler diye bir şirket beni dolandırdı gitti. Bir lirasını alamadım. Adamın gemileri Zonguldak'ta. Avukatlar dahi beni savunmadı. Bir üzüm parası almadan götürdü. Çiftçinin kaderi mi bu bizim? Neden bizi bir savunan yok?
Şirketini ateşe verdi gitti, benim paramı yaktı gitti. Beni savunacak yok zaten. İflas ediyorlar. İflas ettim diye çekti gitti. Evet, iflas ediyorlar ondan sonra. Gerçekten iflas mı etmiş yoksa? Yok, iflas etmek değil, bu dolandırıcılığa çıkmış. Gemileri... Parayı alamıyorsunuz başkanım, diye. Başkanım, gemileri Zonguldak'ta. Ama adam müşkaatçılığa çıkmış. Bugün bu... üzüm zamanında yanmadık, çiftçimiz yok. Evet, nerede bizim bu yani? Başkanım, biz de çeke içersiniz. İçerim tabii. Çeke ikram ederseniz sevinirim. Çeke, bu karşılıksız çeklere bir sorun yok mu? Bizi savunacak bir yer yok mu? Bu giden paralarımızı adam sefa sürüyor. Biz bakıp kalayız arkasından. Evet, evet. Kooperatif, bizim kooperatifiz. Kooperatifte her şey daha pahalı. Yarısını alayım, çoğunu almayayım, yarısını. Kooperatifte her şey çok pahalı. Tarış dersen orada dışarıdan daha pahalı. Bizi savunan da yok. İki tane çocuğum var, iki tane çocuğum da dışarıda. Köye gelmek istemiyor ki zaten, ne kazanayım da ben niye geleceğim diye. Ben çocuklarımı mutlu edemeyim başkanım. Evet. Çocuklarım, kızım okuyor, okusam ne olacak diye. Yok, önümde bir şey yok ki diye. İşsizlik var gençler arasında, işsizlik. İşsizlik var başkanım. Ne olacak, gençlerimiz ne olacak böyle? Bizler nasıl olsa, biz kendimizden geçtik. Biz olduk olacağımız kadar. Ama genç nesil. Son nesiliz. Sizin çocuklarımızda artık çiftçi yok. Bizler son nesiliz. Şu içimizdeki çalışanların hepsinin belli bir yaş aralığı var. 20 yaşında işçi yok. Yok. Bu insanlarda bitti mi, bizim amelemiz de yok. Hiçbir evet. Çocuklarımız yok bahçede artık. Çalışmak istemiyor. Evet. Çünkü gelirimizi görüyorlar, biliyorlar, emeğimizi görüyorlar. Hiçbirisi çalışmak istemiyor. En çok rezilimiz görüyorlar başkanım. En çok biz zaten çocuklarımızı, emeğimiz çalışıyoruz. Kendi ihtiyaçlarımızdan kasıyoruz. Çocuklarımızı okutacağız diye. Evet. Sabah ezanı vardiyamız bitmiyor ama... Emeğimizi karşılanamadık. Evet. Sayın Başkanım, öyle. Burada 65 yaşında da var teyzelerimiz, çalışan bizle beraber. 70 de var, 80 de var. Sabah ezanına çıkıyorlar, traktörüne binip bağa gidiyorlar. 25-30 kilometre, artık o değişiyor zamanla göre. Ama hiçbirimizin sosyal güvence hakkımız yok. Yani bir garantimiz yok bizim. Hiçbirimizin sigortası yok. Traktörde kaza yapsak, bacağımızı, kolumuzu bir incitsek, hani elimizi kessek, ip bağlarken hiçbirimizin bir garantisi yok. Sigortamız yok çünkü. Yani sigortadan bir haberiz. Hiçbir 65-70 yaşındaki teyzemiz emekli olamıyor. Bir gün önce 80 yaşında da emekli olamadığı için bağa gelmeye devam ediyor. Evet. Ya bizim sorunumuz akşama kadar oturup burada tartışsak bitmez. 25 liradan mazot alıp ne yapabiliriz? 3 liraya üzüm sattık biz bu sene. 3 liraya satılan üzüm. Evet, 3 liraya üzüm sattık. Çöpe döküyoruz yani. Her şey çıkıyor. Her şey evet. Aydı. Kaç kere zam geldi? Teyzelerimin yüzüne yanıklarını yani. Zam geldi. Görüyorsunuz halini. Hep aynı, hep aynı. Bir de Ege bölgesinin insanın rengi belli değil. 12 aydı bir, 12 aydı bir. Her gün bağlı. Yanık. Evet, hepimiz yanığız yani. Başkanım, devlet bana destekleme vereyim. Ben destekleme istemiyorum. Bana verdiği 700 lira. Benim üzümüme 50 kuruş, ben prim isteyeyim ya. 50 kuruş verse, benim mahsulüme kiloda 50 kuruş verse beni kurtaracak. 700 lira destekleme ne olur başkanım ya. Benim mazotumun deposunu yarım etmeyin ya. Yetmiyor. İlk önce bir işi başlarken mazotunu hesap edeyiz. Bugün kaç kilo mazot yakarız diye hesap edeyiz. Gübre almak için zorlanıyoruz. Gübreler çok pahalı oldu. Evet, gübreler çok pahalı. Ölüyor. Gübre, ilaç, geçen sene 100 liraya aldığımız bir bağ ilacı, bir tarallık ilaç. Bu sene oldu 300-400. Bu vatandaş nasıl bu bağda çalışır? Nasıl bu iş çile yaparız. Nasıl bu üzüm biz getiririz? Evet. İhracat olmuyor. Bizim üzüm aynı yerinde duruyor başkanım. Bu yıl rekoltede de düşük olacak. Aynı mazot. 6 dönüm yerim var. Sadece 166 lira gübre ve mazot desteği aldım. Yani sadece 6 dönüme 166 lira. Evet. Yani bu gübre neyle alabilirim? 6,5 litre sadece. Yani bir bağcının bir torba gübre parası bile etmiyor başkanım. Gübre parası da aynı değil. Evet, siz destekleme istemiyorsunuz. Vermesinize destekleme. 35 dönüm 750. Ben 50 kuruş ya, 50 kuruş prim isteyeyim ben. 5 kuruş, evet. 50 kuruş prim isteyeyim üzümüme. Evet, evet. Bir de ben gerçekten, ben hani çiftçiliği burada yapmak istemeyeyim ya. Devlet garantisi isteyeyim. Evet. Benim malımı satmak öyle, için öyle. Hollandalı çiftçiyi dinlediğimde ben bağımı alıp Hollanda'ya gitmek isteyeyim evet, ya. Evet, ben evet. Arkamda devlet sen malını yetiştir. Ben sana alıcı bulurum diye. Ben devletimden bunu isteyeyim. Güven isteyeyim. Benim malıma pazar kapısı. İki tane pazar kapısı var. O da savaşa girdi. Bu yıl bakalım ne yapacağız. Ne yapacağız bu yıl evet. Bu yıl daha bir karanlık bu yıl önümüzde. Evet. Üretimde de duracağız. Evet. Biz zaten bu sene mahsulümüzü yetiştiremeyiz. Yani yetiştiremeyiz. 250 TL olan gübre 1000 TL olmuş. 250 lira olan ilaç 1000 TL olmuş. Ne bileyim hani mazot 25 lira olmuş. Biz zaten şu an bağımızı sürüp hazırlayamıyoruz.